Çok kıymetli takipçilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir haberle daha karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi seyirler. İlber Ortaylı'dan Adalar Denizi uyarısı. Bundan sonra ciddi şekilde orada gözümüz olmalı. Değerli izleyenler, Yunanistan ile Adalar Denizi'ndeki krizi değerlendiren Türk tarihçi, akademisyen ve yazar Profesör Doktor İlber Ortaylı, Haber Global'e değerlendirmelerde bulundu. Ortaylı, 12 mile çıkarıyor, 12 mile neyi çıkaracaksın? Meis burnunun dibinde, Sakız burnunun dibinde, İstanköy burnunun dibinde. Yani neyi 12 mile çıkarıyorsun ve orada hiçbir şey yaptırmayacak, bağlayacak adeta. Kıyıdan bakacağız, öbür tarafa balıkçı sandalıyla gezeceğiz. Bu tabi tahammül edilmez bir şey, savaş sebeplerinin hepsini küçümseyen, lanetleyen bir grup var. Bu tamam doğru da büyük ölçüde bazen de insanın gırtlağına basılıyor. Türkiye nasıl denizlere çıkmayacak, uçak uçuramayacak, dedi Ortaylı, dünyada kıta sahanlığı birbirine tecavüz etmeyecek. Herif diyor ki 12 mil kıta sahanlığım, buyur o zaman kaşı sana verelim, yani olacak iş değil o, diye konuştu. Profesör Ortaylı, bundan sonra ciddi şekilde orada gözümüz olmalı, her halükarda şunun üzerinde açıkça durmalıyız, bazı devletlerin maalesef artık Doğu Akdeniz safhasında eskisi gibi stabil, donmuş bir sulh safhasına atladığı açık, Doğu Akdeniz'de Türkiye istemiyorlar, rahatsız ediyor Batı dünyasını, dedi Ortaylı, Miçotakis çok düz bir adam. Düz kendi dehasına inanıyor, Harvardlıyım diye bütün Harvardlılar dahi olursa dünyaya nasıl sığacaklar bilmiyorum ama kendine destek buluyor, efendim bütün. Hepsi ayakta alkışlamışlar, alkışlarlar çok standart bir konuşma hazırlanmış, dedi. Yunanistan'ın son aylardaki çıkışı için, tehlikeli, ifadesini kullanan Ortaylı, Yunanistan şu veya bu sebeple şu veya bu durumdan dolayı Batı Avrupa'nın ileri karakoludur, bu çok açıktır, bu çok stratejik noktadır, açıklamasında bulundu. Ortaylı, bu nedenle hakikaten damarımıza basılmadıkça hakikaten büyük kayıplarla ve büyük bir peşinen kayıp safhasına sokulmadan önce iyice düşünmek ve politika tayin etmek zorundayız. Bunlardan biri de Ukrayna çevresinde oluşan sahte bloğa çok mesafeli durmak, bunu nasıl beceririz o ayrı bir hesap. Tartışılır ama Türk dünyasının batıdaki uç noktası, o kadar kolay kabul görmüyor başkaları gibi değerlendirmesinde bulundu.